zaman yolculuğumuza geçmişten bir hikaye anlatarak devam edelim. Bir zamanlar buzdolabı diye bir şey yoktu. Yazları yiyecekleri korumasını engellemek zor oluyordu. O zamanlar buzcu diye biri vardı, evinize gelir ve size büyük bir buz kalıbı satardı. Bunu buzluk denen bir yere koyup çabuk bozulan yiyecekleri o sayede bir nebze koruyabilirdiniz. Ama bu büyük bir çileydi çünkü buz çabucak eriyordu ve bütün zemine sızıyordu. Bir zamandan sonra birileri yiyecekleri soğuk tutmanın başka bir yolunu buldu. Bu soğutucu olarak amonyak ya da sülfür dioksit kullanan gazlı bir sistemdi. Artık buz kalıplarına veda etmenin zamanı gelmişti. Şimdi peki bunu anlattın da bunun nesi kötü olabilir ki diyenlerinizi duyar gibiyim. Şöyle ki kimyasallar yalnızca zehirli değil aynı zamanda da felaket kokuyorlardı. Ayrıca sızıntılar da oluyordu. Yeni bir soğutucu sistemine ihtiyaç duyuldu. Buzdolabının içinde dolaşıma girecek ama buzdolabı sızdıracak olursa da kimseyi zehirlemeyecek ya da hurdalıkta kimseyi tehlikeye atmayacak bir soğutucu. Ama doğada böyle bir malzeme yok gibiydi. Bunun üzerine kimyacılar yeni bir molekül sınıfı icat etti. Bunlara kloroflorokarbon ya da CFC deniyordu. Bir ya da birden fazla karbon atomu ve biraz da klor veya flor atomundan oluşuyordu. Bu yeni moleküller mucitlerinin beklentilerini fazlasıyla aşarak oldukça başarılı oldular. Çünkü CFC sadece buzdolaplarının değil klimaların da ana soğutucusu olmuştu. CFC'lerle yapılabilecek şeylerin sınırı yok gibiydi. İnsanlar bunu tıraş köpükleri, yangın söndürücüleri ve sprey boyaların itici gazından, izolasyon köpükleri, sanayi tipi çözücüler ve çeşitli temizleyici maddelere kadar pek çok alanda kullanabiliyordu. Ve ayrıca çok da kullanışlıydılar. Bu kimyasalları içeren en meşhur ürün DuPont'un markası olan Freon'du. Onlarca yıl kullanıldı ve göründüğünde hiçbir zararı da yoktu. Herkes yeterince güvenli olduğunu düşünüyordu. Ta ki 1970'lerin başında Kaliforniya Üniversitesi'ndeki atmosfer kimyacılarının dünyanın atmosferini araştırmaya karar vermelerine dek. Şöyle düşündüler. Freon molekülleri klimadan sızdığında ne olur? Bu olay Apollo astronotlarının hala düzenli olarak Ay'a önceden belirlenmiş yolculuklar yaptığı ve NASA'nın her hafta bir uzay mekiği fırlatmayı tasarladığı zamanlardaydı. Tüm bu yanan roket yakıtları atmosferin uzayın karanlığıyla birleşim yeri olan stratosfer için tehlike teşkil ediyor olabilir miydi? İşte bilimin çalışma şekli çoğu zaman bu şekildedir. Bir problemi çözmeye çalışırken diğer tarafta tamamen farklı beklenmedik bir olay ortaya çıkabilir. Tıraş köpükleri ve saç spreylerinin sihirli molekülleri olan bu son derece durağan sözde zararsız CFC'ler onlarla işimiz bittiğinde kolayca ortadan kaybolmuyorlardı. Uzay boşluğu sınırında trilyonlarcasının toplandığı ikinci hayatları başlıyordu. Sessiz sakin bir şekilde dünyanın üzerinde toplaşıyorlardı. Ancak niyetleri hiç de iyi değildi. Araştırmacılar CFC'lerin güneşin zararlı mor ötesi ışınlarına karşı bize kalkan olan koruyucu tabakayı incelttiğini keşfettiğinde telaşa kapıldılar. Ve durum her geçen dakika daha da kötüye gidiyordu. Ultraviyole ışınları CFC molekülüne çarptığında klor atomlarını soyup çıkarır. Bu olay bir kere başladı mı klor atomları değerli ozon moleküllerini parçalamaya başlar. Gezegenimiz 2,5 milyar yıl önce bir ozon tabakası oluşturduğundan beri yaşamın okyanusları terk edip karaya çıkması için güvenli bir ortam oluşturmuştu. Tek bir klor atomu 100 bin ozon molekülünü yok edebiliyordu. CFC'ler her şeyin içindeydi ve üreticiler onsuz bir dünya hayal edemiyorlardı. Şirketlerin bu tehdide verdiği karşılık bilimin henüz bu konuda net bir karara varmadığıydı. Zaten ezelden beri biz insanlar bir tür olarak gezegenimizdeki yaşamı tehlikeye atacak güçte olduğumuza inanmakta zorlanmışızdır. Sürekli ozon tabakasının incelmesinde insan dışı sebepler arandı. Öyle ki Ronald Reagan döneminden bir yetkili, herkesin daha fazla güneş kremi sürüp şapka ve güneş gözlüğü takmasını bile önermişti. Atmosfer bilimciler durdurak bilmeden dünyayı uyarmaya devam etti. Böylece dikilip gerçek olmalarını bekleyeceksek, çıkarımlar yapacak kadar iyi bir bilim geliştirmenin ne gibi bir yararı vardı ki, öyle değil mi? Derken küresel çapta sesler yükseldi. Dünyanın dört bir yanından insanlar buna dahil oldu. Ardından 80'lerde tüketiciler şirketlerin CFC üretimini durdurmasını talep etti. Nihayet hükümetler onları dinledi, 197 ülkede CFC üretimi yasaklandı. Yani bu gezegende ne kadar ülke varsa hepsi. Bu sayede ozon tabakası o günden bu yana giderek kalınlaşıyor. O bilim insanları stratosfere merak duymasa, İnsanlar da bu uyarılara kulak vermese ne olurdu biliyor musunuz? 40 yıl sonra ozon tabakası tüm gezegenden silinip gitmiş olurdu. Çocuklarınızı güneşin keyfini çıkartmak için asla dışarı çıkaramazdınız. Ekinler tamamen bozulup gider,
Onlarla beslenen otçullar tamamen yok olurdu. Etçiller otçulların cesetleriyle bir süre idare eder ama en sonunda onların da sonu gelirdi. Eğer ozon tabakasını korumaya devam edersek yaklaşık 50 yıl sonra tümüyle onarılmış olacağı düşünülüyor. Belki benim yaşımdakiler biz bunu göremeyeceğiz ama en azından çocuklarımız bu konuda rahat edecekler. Bu da bir şeydir. Dünyanın atmosferi ve ikliminin neden böyle olduğunu, her yıl aynı ortalama sıcaklığı nasıl koruduğunu hiç merak ettiniz mi? Gezegen termostatının özellikle o derecede kalmasını sağlayan bir şey olmalı. Peki, gezegen ikliminin atmosfer basıncı, bulut örtüsü, nem, yüzey koşulları, okyanus ve rüzgar akıntıları gibi tüm değişkenlerini alıp gezegen için bir iklim modeli yaratmak mümkün müdür? İşte belki de birçoğumuzun umrunda bile olmayan, kulağa bir kehanetmiş gibi gelen bu soruları bundan 50 yıl kadar önce bilim insanları birbirlerine sordular, kafa patlattılar. İyi ki herkes Survivor A Haber izleyip beyin uyuşturmuyor. İyi ki varlar. Onların beyinleri bilgisayarların varlığından önce elle yaptıkları karmaşık hesaplamalarla uyuşmuştu. İlk süper bilgisayarların kullanıma girmesiyle dünyanın iklimine ilişkin muazzam boyutta verinin işlenmesi mümkün oldu. Sonuçlar ürkütücüydü. Dünyanın iklim geleceğinin trajik tahminleri bir tokat gibi suratlarına çarptı. 4 milyar yıllık yaşam ağacı felaketlerle doludur. İlk 5 felaket bizim gelişimizden çok önce olmuştu. Fakat bence 6. şu anda gerçekleşiyor ve üzerinde de bizim adımız yazılı. Belirli bir nispi nem dağılımında atmosferin temel dengesi isimli bir bilimsel makale kulağa çok da aman Allah'ım gökler yıkılıyor, gökler yıkılıyor, mahvolduk gibi gelmiyor olabilir. Fakat orada yazanlar doğruysa belki de altın çivimizi tam da buraya çakmalıyız. O çalışmaları yapan bilim insanları, insanlığın atmosfere saldığı sera gazları arttıkça gezegenin ikliminin nasıl değişeceğini tahmin ettiler. Bu bilimciler yaklaşmakta olan felaketin nasıl gerçekleşeceğini büyük bir isabetle öngördüler. Geleceği gördüler. Bizim zamanımızı ve hatta daha da ötesini. Bazıları hala bilimin tartışmalı olduğunu iddia ediyor. Ama öyle olsaydı dünyadaki sıcaklık artışlarını 50 yıl öncesinden nasıl bilebilirlerdi? Peki eğer bizim yüzümüzden olmadıysa bütün bu karbondioksit nereden geliyor? İklim bilimciler kıyı şehirlerinde sellerin yükseleceğini öngördü. Oldu. Okyanus sıcaklıklarının artması sebebiyle toplu mercan kayalığı ölümleri oldu. Yıkıcı fırtınaların yoğunluğunda artış oldu. Ölümcül sıcaklık dalgaları, kuraklıklar ve görülmemiş boyuttaki orman yangınları oldu. Bilim insanları bizi uyardı. Bunlar olmak zorunda değil. Hala çok geç de değil. Başka bir gelecek hala mümkün. Bence bir yolunu bulacağız. Ama hurafeyle değil, bilimle. Haftaya görüşmek üzere. Sağlıkla kalın.